Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın atacağı olumlu adımlara Türkiye'nin de Azerbaycan'la koordineli şekilde olumlu cevap vereceğini söyledi. Bölgenin kalkınmasından en fazla Ermenistan halkı faydalanacak dedi. Ermenistan'ın bunu düşünerek hareket etmesi gerektiğine de dikkat çekti. Bölgenin istikrarından ve ekonomik kalkınmasından en fazla Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacak. Ermenistan'ın bunu düşünerek hareket etmesini bekliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ'da istikrarın sağlanmasıyla yatırımların hızlanacağını söyledi. Bundan herkes kazanacak dedi. Atacağı olumlu adıma da yine Azerbaycan'la birlikte tabii koordinasyon halinde biz de olumlu cevaplar vereceğiz. Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'la bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Biz Türk dünyası olarak da e, bu süreçte güçlü bir şekilde Azerbaycan'ın yanında durduğumuz gibi bundan sonra bu bölgenin yeniden inşası, kalkınması, barışı, huzur içinde tabii ki e, elimizden gelen desteği vereceğiz. Çavuşoğlu Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı takvim kapsamında bazı dışişleri çalışanlarının aşı olmaya başladığını söyledi birçok ülke halen aşılamaya aşı yapmaya başlayamadı. Dolayısıyla biz yurt dışında çalışan arkadaşlarımızın da sağlığı için gerekli aşıyı oraya da göndereceğiz. Türkiye'deki tüm misyonlara da aşı imkanı vereceğiz tabii gönüllülük esası üzerine. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla üçlü dışişleri bakanları toplantısında da bir araya geldi. Toplantıda bölgesel konular, terörle mücadele ve İslam karşıtlığı konularında ortak atılabilecek adımlar değerlendirildi. Dostluk mesajları verildi. Pandemiye karşı bir mücadele veriyoruz. Ortak bir mücadele veriyoruz. Şimdi dünyada acımasız bir rekabet var. Özellikle aşı konusunda da bu rekabet daha da arttı ve hızlandı. Ortak mücadelemizi sürdürürken üç kardeş ülke olarak dayanışmamızı da sürdüreceğiz.